Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nda ülkemizde cezaevlerinde sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklık ve eksiklerin tespiti, hasta tutuklu ve hükümleriyle sağlık personelinin yaşadığı sorunların nedenlerinin belirlenmesi, tutuklu ve hükümlerin mağduriyetlerinin giderilmesi, cezaevlerindeki sağlık koşullarının iyileştirilmesi için alınacak önlem politikaların belirlenmesi amacıyla Anayasanın 198. Türkiye Büyük Millet Meclisi İş Tüzüğü'nün 104 ve 105. maddeleri oranca bir meclis açılmasını arz ederiz saygılarımızla. Elif Doğan Türkmen Adana, Canlan Yüceyer Daha Hüseyin Çamak Mersin, Seyit Torun Ordu, Nurhayat Altaca Kayışoğlu Bursa, Akif Ekici, Gaziantep, Hilmi Yarayıcı Hatay, Barış Karadeniz Sinop, Devrim Kök Antalya, Kemal Zeybek Samsun, Zeynep Altok İzmir, Gülay Edekçi İstanbul, Musa Çam İzmir, Çetin Osman Budak Antalya, İrfan Bakır Isparta, Bülent Tezcan Aydın, Mahmut Tanal İstanbul, Tur Yıldız Bişer Manisa, Muharrem Erkek Çanakkale, Mevlüt Dudu Hatay, Yakup Akkaya İstanbul, Bülent Öz Çanakkale. Gerekçe. Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre cezaevlerinde ağır ve sürekli hastalık hastalığı sağlık kurulu raporu tespit edilen tutuklu ve hükümlü sayısı 24 Aralık 2015 tarihi itibariyle 387'dir. Bunlardan 114'ünün ise kanser hastası olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde sadece 5 kampüs tipi cezaevinde 50 yataklı hastane mevcutken 1000 kişilik cezaevlerinde ise aile hekimi uygulamasıyla hafta 2 gün toplam 12 saat doktor cezaevlerine gelip tutuklu hükümlerin sağlık hizmeti vermeye çalışmaktadır. Tutuklu hükümlerin dilekçe vererek muayene talepleri iletirken yoğunluk durumunda hastalığın aciliyetine bakılmaksızın 2-3 hafta sıra beklemek zorunda kalmaktadır. Böylesine bir yoğunluk içinde olan doktorlar da tehdit yapmadan ağır kesici veya antidepresan vererek hastaların geri göndermek zorunda kalmaktadır. Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde hastaneye sevk edilmelerinde benzer sıkıntılar yaşanmakta, araç ve personel yetersiz nedeniyle de sıraya konulmaktadır. Tüm bu uzun tüm bu uzun ve sıkıntı süreci atlattıktan sonra hastaneye sevk tutuklu veya da hükümlünün hastanede kalması kararı verilmesine durumunda ise çoğunlukla hastanelerin bodrum katlarında yer alan kötü şartlarda penceresi olmayan mahkum koğuş odalarda yatırılmakta, tutuklu hükümlerin bu odalarda kalmaktansa cezaevine dönmeyi tercih etmektedirler. Hasta Hasta mahpuslarının sağlık hizmetleri konusunda cezaevi ve hastanelerdeki yaşadıkları tüm bu olumsuzluklar çok ciddi insan hakları ihlalidir. Cezaevlerinde yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti verilmemesi gibi bir anlamda işkence ve kötü muamele denk gelen bir uygulamadır. Devletin bu insanların yeterli ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunabilmesi için farklı bir yöntem geliştirmesi şarttır. Cezaevlerinin sağlık hizmetleri, özel bakım gerektiren gruplar, hukuki sorumluluklar, özel hakları ve etik yaşak yaklaşım gibi farklı konularda yeniden ele alınmalı. Cezaevlerinin toplu yaşanılan yerler olması bakımından taşıdığı riskler de dikkate alınmalıdır. Verilecek sağlık hizmeti içine sosyal hizmet uzmanı psikolog bulunan bir ekiple yürütülmelidir. Yukarıda belirtilen sorunların giderecek uygun bir sağlık hizmeti sunması için yeni politikalar hayata geçirilmelidir. Cezaevlerinde bütün görevlerin aile hekimlerine yüklenmesi de mahpus için olduğu kadar hekim içinde büyük sıkıntıdır. Hekimler herhangi bir sertifikasyon programına dahil edilmeden kendini cezaevi ortamında bulmaktadırlar. Ayrı bir disiplin, yaklaşım, organizasyon gerektiren bir hekim dalını, organizasyonu olmayan bir sistemde yapmaya çalışan hekimlerde yaşanan yoğunluklar işte yazmaktan öteye gidememektedir. Yukarıda bahseden nedenlerle ülkemizdeki cezaevinde sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan aksaklıklar ve eksiklerin tespiti, hasta tutuklu ve ile sağlık personeli yaşadığı sorunların nedenlerinin belirlenmesi, hasta mahpuslarının mağduriyetlerinin giderilmesi, cezaevlerinde sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve alınacak önlem ve politikaların belirlenmesi için bir meclis açılması, açılması uygun olacaktır.